Merhaba arkadaşlar. videomu ee, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusunda size oyunun bir körünsüsü olan piyon token'dan bahsedeceğim. Arkadaşlar piyon token ne işe yarar? Nerelerden elde edilebilir? Onları göstereceğim size. Şimdi ilk önce piyon token nedir ondan bir kısaca bahsedelim. Piyon token arkadaşlar sizin 1300, hatta T2'de başladı değil mi? Aynen T2'de başlıyor. 840 item level ya yani 820 item level olduktan sonra karakterinize eğer siz bir pazardan alışveriş yapıp item çekmek istiyorsanız sizden fiyon token istemeye başlar. Bu e, her itemin tieri arttığında ve seviyesi arttığında bu fiyon token de Onlarla bir orantılı şekilde artar. Mesela örnek veriyorum T2 temi alırken sizden bir fiyon token isterken T3 temi alırken sizden 5 fiyon token istemeye başlar. Şimdi ee, bunları nasıl elde edebiliriz? Fiyon tokeni nasıl kullanabiliriz? Şimdi arkadaşlar fiyon token şurada. Körünsü kısmına geliyorsunuz. Bakın burada gözüküyor fiyon diye. 9, 999 bin stakeleniyormuş ki stakeleyebilen ben daha görmedim ne Rusya'da Kore'de belki vardı da Rusya'da pek olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar bu fiyon tokenleri beleş almanın yolu her e, ay bildiğim kadarıyla günlük giriş ödüllerinde size belli bir fiyon tak şeyi veriyor şu anda birimi veriyor bakın 10 tane fiyon veriyormuş yani 50 tane fiyonu siz e, günlük girişten alıyorsunuz bu her günlük girişte gelecek olan resetten sonra yani hani ee, her event yenilendiğinde bir ay bittiğinde buraya bir tane ekliyorlar arkadaşlar. Ben daha eklenmediğini görmedim. Sürekli alıyorsunuz. İkincisi ise arkadaşlar şu anda bildiğim kadarıyla Arkezya token e, şey eventi bu hafta değil haftaya bitiyor olması lazım. O yüzden buranın exchange kısmında da galiba Fion token vardı. Evet. 10 tane Fion token'ini de eventle buradan alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Eventlerden de yani gelebiliyor. İkinci bir yol ise arkadaşlar, diğer bir yol ise arkadaşlar, ikinci bir yol Evet, ama bu ikinci oldu. Ee, diğer bir yol ise arkadaşlar, e, şu anda bildiğim kadarıyla sadece Twitch ve Prime üzerinden gelen e, şöyle bir körünsü var. Size onu göstereyim. E, Amesis şart diye. E, ben burada kullanılmasını pek e, mantıklı bulmuyorum ama çok Fion'a ihtiyacım var diyorsanız kullanabilirsiniz. Amesis şartlarınızı arkadaşlar Fion token almak için kullanabiliyorsunuz şurada gördüğünüz gibi 25 tane alabiliyorsunuz. 2200 istiyor tanesi. Eğer çok sıkıntı çekiyorsanız alabilirsiniz buradan ama ben önermiyorum. Yani burada 14 günlük premium varken ben premium almanızı tavsiye ederim size. Yani aura almanızı tavsiye ederim. Şimdi herkesin kullandığı Fionu direkt olarak ulaşabileceğiniz diğer bir sistem ise oyunun store kısmını açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan function'ı seçiyorsunuz. Function'da gördüğünüz gibi arkadaşlar e, size e, purple kristallerle yani mor kristallerle e, fiyon satışı yapılıyor. Mesela burada %15 indirim varmış. 850 kristale 100 tane fiyon alabiliyor musunuz? Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Zaten en e, herkesin kullandığı yöntem bu. Peki mor kristali nerede elde ediyorsunuz? Ya, bilmeyenler için hemen kısaca anlatayım. Körünsü kısmına tıklıyorsunuz sağ aşağıdan. Oyuncular size kendi ceplerinden yani Steam üzerinden gerçek parayla yükledikleri elmasları size gold karşılığında satıyorlar. Siz buradan buy crystal kısmını seçiyorsunuz. E, 950 tane fiyon almak istiyorsanız 4200 gold veriyorsunuz. ya yani 950 tane kristal almak istiyorsanız 4200 gold veriyorsunuz. Bunu aldıktan sonra tekrardan nostal kısmına geliyorsunuz. Function'ı seçiyorsunuz. Buradan da 850 tane e, kristal vererekten 100 tane fiyonunuzu almış olursunuz. Fiyonlarınızı o yüzden arkadaşlar dikkatli kullanın. Fiyonlar pahalı bir iş. Fiyonunuzu aldıktan sonra peki fiyonu ne için kullanıyoruz? Market kısmına geliyoruz. Örnek olarak ben burada bayağı item takip ediyorum. Buraya şeyler sabitledim. Kendime bu item yapmaya çalışıyorum. Mesela Cursed Next e, arıyorum. Bu aralar Cursed Doll Neck'i arıyorum bir tane. Western Slot. Güzel bir fiyata çıkarsa alacağım. Bakın 25.000 gold'a koymuş mesela bir tane arkadaşımız. 81 gradli Chris Swiftness. Attack Speed Reduction da Gayet güzel bir takı bu arada. Bakın bunu almak istediğimde satın almak için tabi gold'um yok şu anda da bakın burada fiyon sayısı çıkıyor. Bakın 15 fiyon istiyor arkadaşlar bu takıyı almak için. Yani 15 fiyonunuz yoksa alamazsınız yani mesela gittiğiniz 300 bin 400 bin goldunuz var bu takıyı hayli hayli alabiliyorsunuz ama fiyonunuz yoksa alamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi fiyon sistemi de oyuna konulmasının sebebi şu pazarı ve gold akışını aktif halde tutmak. Yani e, sadece insanların parayı gidip pazara koymasından değil aynı zamanda store içerisinden de gold kullanarak da elmas almalarını istiyorlar ki hani gol takışını düzgün bir şekilde sağlamak bir de aynı zamanda hani herkes takıları bir anda pazardan çekmesin yani böyle pazarın fiyat canlılığı da yüksek olsun diye tutuyorlar ki hani Fiyonunun düzgün harcasın insanlar diye ben şu anlık bu iladimi tamamladığım için 1400 cıır skorda olduğum için yani engravinglerin falan da bittiği için takıya ihtiyacım yok ee, alt karakterlere mor takı çekiyorum ee, alt karakterlerimi cihirlamaya çalışıyorum yani bunları böyle düzgün bir Engraving yapmaya çalışıyorum ki günlüklerini işte ne bileyim Abyssal Dungeon'larına falan rahat yapabilsinler diye. Ee, sadece mu oraya harcıyorum. Yani kısacası Fion arkadaşlar sizin günlük e, alabileceğiniz veya toplayabileceğiniz bir şey değil. E, Gold'unuzu elmasa çevirerekten, günlük giriş ödüllerinden veya eventlerden alabiliyorsunuz haberiniz olsun. Fiyonu da dediğim gibi pazardan item satın almak için kullanıyorsunuz. Umarım video sizin için iyi olmuştur. Videoyu da kısa tutmaya çalıştım elimden geldiğince. Herkese iyi günler dilerim, sağlıklı günler, kendinize iyi bakın.